Haftanın siyaset gündemini konuşacağımız satır arası programıyla karşınızdayız. Bildiğiniz üzere geçen gün Cumhurbaşkanı Erdoğan barış süreciyle ilgili görüşülecek hiçbir şey yok, müzakere edilecek ne kaldı ki şeklinde bir açıklama yaptı. Kürtler cephesinden gelen barış talebine ilişkin Davutoğlu bildiğiniz üzere 2013'e dönüldüğünde barış görüşmesi tekrar müzakere, tekrar görüşülebilir demişti. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı bu açıklamayı yaptı ve devamında diğer siyasi parti liderleri peş peşe çeşitli açıklamalar yaptılar. Bunlar haftanın siyasetin gündemini belirledi. Peki Kürt sorununda gelinen nokta nedir? Bu sorunun çözümünde taraflar nasıl bir tutum içindeler? Ve yine Kürtlerin gündeminde olan demokratik özellik çözüm sürecinin neresinde durmaktadır? Barış talebini dile getiren akademisyenler terörist olarak ilan ediliyor, tutuklanıyor ve yargılanıyor. Bunlarla ilgili gelişmeler ne durumda? Yine bildiğiniz üzere mülteciler dramı yaşanmakta, özellikle de Türkiye topraklarında yaşanmakta. Türkiye ile Avrupa Birliği arasında yapılan anlaşma gereği mülteciler gittikleri ülkelerden geri çevrilmekte. Bu gündemi de konuşacağız. Tabii ki tüm bu gündemleri stüdyodaki konuklarımla konuşacağım. Stüdyodaki konuklarım akademisyen, aynı zamanda demokratik özellik kitabı doktora sahibi akademisyen Çetin Gürer. Hoş geldiniz. Ve yine Uluslararası Af Örgütü Mülteciler Hakları Koordinatörü Volkan Görenda, siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sizinle başlayalım Sayın Gürer. Başlarken de Kürt mevzusuyla başladık. Bildiğiniz üzere daha çok siz de bir akademisyen olarak işten atıldınız değil mi? Barış bildirisini imzalayan bir akademisyen olarak üniversitedeki görevinizden atıldınız. Atılmak, atılmak yetmedi. Şimdi vatandaşlıktan çıkartılmaya ilişkin. Öyle mi? Bakın bunlarla ilgili bilgilerinize başvuracağız ama Cumhurbaşkanı yaptığı açıklamada dedi ki Amerika'da dedi ki hak ve özgürlükler bakımından Türkiye'de daha ileri bir ülke yoktur. Ben burada hani akademisyenler bu cümle karşısında ne hissettiler onu öğrenmek istiyorum. Ya tabii son zamanlarda hani siyasetçiler özellikle AK Parti kanadından siyasetçilerin yaptığı açıklamalara hani baktığımızda yani onların açıklamalarını referans alırsak hani şöyle bir şey düşünmek gerekiyor. Evet yani biz harikalar diyarında yaşıyoruz aslında. Türkiye bir harikalar diyarı hepimiz için. Hiçbir konuda engelleme yok. Hiçbir konuda kısıtlama yok. Sınırlama yok. Herkes düşüncelerini özgürce ifade edebiliyor. İfade ettiğinde herhangi bir baskıyla karşılaşmıyor. Herhangi bir yaptırımla karşılaşmıyor. Ya da Türkiye'de hani bir savaş yok, şiddet yok. Türkiye'de ölümler yok. Türkiye'de tacizler, tecavüzler yok, yolsuzluklar yok. Yani dediğim gibi bütün hani bu yokluklar içerisinde hani Türkiye'yi değerlendirdiğimizde evet Türkiye bir harikalar diyarı. Her konuda bir harikalar ülkesi. Her şeyin en ilerisi, her şeyin en doğrusu bu ülkede, en gelişmişi bu ülkede, ileri demokrasinin ileri biçimi de bu ülkede. Şimdi dolayısıyla yani burada hani kinaye yaparak bunları söylüyorum elbette evet. Ama yani bizlerin yaşamış olduğu gerçeklik de siyasi iktidarın Türkiye ilişkin yapmış olduğu açıklamalar, değerlendirmeler arasında yani gerçekten çok büyük hani farklar var. Yani en basitinden işte Barış için akademisyenlerin Ocak ayında hani yayınlamış olduğu bir bildiri, imza bildirisi neticesinde akademisyenlerin başına gelmedik kalmadı. En son işte 4 tane arkadaşımız tutuklandı. Yani bu tutuklama ve bunun ötesinde işte işten çıkartmalar yaklaşık 35 tane arkadaşımız işten çıkartıldı. 500'e yakın idari soruşturma devam ediyor. Savcılık soruşturması devam ediyor. Hiçbir biçimde hukuki temeli olmadan yani ortada bir fiil var, bu fiile uygun bir suç tanımı olmaksızın yani durumdan vazife çıkartıp bir hani kanuna gönderme yaparak kanuna gönderme yapmadan yani bu fiili cezalandırma gibi bir durum karşımıza çıktı. Şimdi dolayısıyla hani yaşadıklarımız gerçekten herkesin gözler önünde. Hani cereyan ediyor. Yani en basit, en temel hak ve özgürlüklerinden bir tanesi olan ifade ve düşünce hürriyeti, hani özgürlüğü
Yani bu bildiriyle birlikte gerçekten Türkiye'de ayaklar altına alındı. Türkiye'de üzeri çizildi. Şimdi buradan hareketle, buradan doğru hani baktığımızda yani Türkiye en temel haklar konusunda bile bu hakların yaşayabilmesi, bu hakların kullanılabilmesi açısından bir güvence hani veren bir ülke değil. Yani belki birazdan işte Volkan Bey de değinir. Yani mülteciler hani konusunda en temel hani yaşam hakkı hani konusunda bile işte daha önce Yunanistan'daki işte mülteciler işte şey yapmışlardı. Ellerine pankart alıp hani Türkiye'ye dönmek istemiyoruz, gelmek istemiyoruz diye pankartlar açmışlardı. Hani şimdi böyle hani cennet ülke vatan hani edebiyatını bir tarafa hani bırakıp ülkenin gerçekleriyle yüzleştiğimiz zaman yani bizim karşı karşıya olduğumuz şey yani gerçekten otoriteryan bir rejim. Evet. Bütün hak ve özgürlüklerin, hukukun, anayasanın askıya alındığı, askıya alınmaya çalışıldığı ve dolayısıyla tek adam ağzından hani çıkan sözün, lafın bir hukuk kuralı olarak hani algılandığı bir süreci yaşıyoruz. Yani bu Türkiye'nin hani gerçekliği. Elbette hakikatler farklı farklıdır. Yani AKP cephesinden bakıldığında ya da AKP'ye yakın aydınların, yazarların, akademisyenlerin hani Türkiye'ye baktıklarında gördüğü resim bizimkisinden farklı olabilir. Onlar hani bütün bu yaşanılan bir özgürlük olarak algılayabilirler. Bu durumda elbette oturup hani şunu konuşmak gerekecek. Özgürlük hani tanımınız ne? Neye özgürlük diyorsunuz? Ki 3 akademisyen tutuklu. 4 akademisyen. 4 akademisyen oldu. Meral Hanım da tutuklu. Evet. Değil mi? 4 akademisyen tutuklu. Dün Avukatlar Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan tutuklu akademisyenlere ilişkin olarak tutuksuz yargılanmalarından yanayım diyen Davutoğlu'na bir gönderme yaptı. Evet. Ve dedi ki son zamanlarda efendim dedi işte neymiş akademisyenler tutuksuz yargılanacakmış. Suçluysa yardım ettiyse tutuklu yargılanacaklar dedi. Yani diğerlerinden onun farkı ne ki? Hakikaten yani siz akademisyenlerin hani neye yardım ettiniz? Suçunuz nedir? Şimdi yani güzel bir soru tabii. Yani hani suçumuz nedir? Yani bu suçu birincisi tespit edecek olan makamın kendisi Cumhurbaşkanlığı makamı değil. Bilakis hani mahkemelerdir, savcılıklardır. Yani Türkiye'de dolayısıyla hani bağımsız yani yargı sürecinin, hukuk sürecinin hani bağımsız bir biçimde hani işletilebilmesine olanak hani tanımak gerekiyor. Her bir durumda hani Cumhurbaşkanı'nın, Davutoğlu'nun ya da hani başka birinin yargıya hani müdahale edip yargının alacağı kararları hani belirlemesi noktasında hani söz sahibi olması başlı başına Türkiye'deki hani hukuksuzluğun bir göstergesi, yargının bağımsız olmadığının en önemli bir göstergesi. Yani ortada hani hukukun tanımladığı hani suçlar olabilir ki kaldı ki hani işte terörle mücadele kanunu kapsamında arkadaşlarımızın yargılandığı işte 7'ye 2. maddesi örgüt propagandası yapma maddesi. Yani burada da çok açık olarak örgüt propagandasının ne olduğu tarif edilmiş. Yani herhangi bir örgütün silahlı eylemlerini meşru gösterici ve bu eylemleri onaylayıcı açıklamalar dışındaki bütün hani açıklamalar yani düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendiriliyor. Şimdi yani bunu gerçek hukukçular çok daha iyi analiz ederler, yorumlarlar elbette. Evet. Ama hani bizim avukat arkadaşlarımızın da yani dile getirdiği şey bu. Yani Türkiye'de şimdiye kadar örgüt propagandası kapsamında yani bu katalog suçlar kapsamına dahil olmadığından dolayı tutuklu olan kimse yok. Yani ilk defa yani gerçekten ilk defa bu 4 tane arkadaşımız tutuklu yargılanıyor örgüt propagandası suçlamasıyla. Evet. Şimdi dolayısıyla şunu da altında hani çizmek gerekiyor. Yani son zamanlarda işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Başbakan Davutoğlu arasında hani kimi konularda görüş ayrılıklarının ortaya hani çıktığı görüyoruz aslında. Yani akademisyenler hani konusunda da işte buraya gelmeden önce haberlere baktığımda Başbakan Davutoğlu'nun işte akademisyenlerin tutuksuz yargılanması konusunda ısrarcı olduğuna ilişkin bir haber okumuştum. Yani sadece akademisyenler üzerinden değil ki akademisyenlerin bu durumda belki bir krize. Gazeteciler var. Tabii gazeteciler var, işte avukatlar var, öğrenciler var mesela. Yani toplumda hani muhalif olarak bilinen bir biçimde mevcut hani durumu gidişatı eleştiren, buna söz söyleyen, müdahale etmeye çalışan yani hemen herkes bu hukukun hukuksuzluğu içerisinden dahil edilerek oradan susturulmaya, kelepçelenmeye, bastırılmaya hani çalışıyor. Böyle evet, bir de barış nöbetleriniz var değil mi? Evet, bir de barış nöbetleri var. Yani arkadaşlarımız tutuklandıktan sonra tabii yapabileceğimiz en demokratik haklardan bir tanesi. Yani bu hukuksuzluğa karşı bir kamuoyunun hani farkındalığını uyandırabilmekti, bir farkındalık hani yaratabilmekti. Yapılabilecek en iyi
farkındalık çalışmalarından bir tanesi de cezaevler önünde nöbet tutmaktı. Yani biz bu nöbette bir taraftan arkadaşlarımızın hukuksuz olarak hani yargılandığını ve cezaevinde hani tutulduğunu ifade etmeye hani çalışıyoruz ve diğer taraftan da en temel hak ve özgürlüklerden olan ifade hani özgürlüğünün engellendiğini, kısıtlandığını ve buna doğru bir müdahalenin olduğunu anlatmaya çalışıyoruz ki hani bu noktada da zaten hani yalnız olmadığımızı biliyoruz. Gerek ulusal hani kamuoyu içinde, evet, gerekse uluslararası hani kamuoyunda pek çok hani destek var. En son işte Amerika'dan mesela Scholar at Risk altındaki akademisyenler örgütünün Milli Eğitim Bakanlığı'na yazmış olduğu bir Nabi Avcı'ya yazmış olduğu bir mektup var. Nabi Avcı bu mektuba da cevap vermiş ve şu anda yani böyle bir yazışma süreci de devam ediyor. Risk altındaki akademisyenler örgütü, yani Türkiye'deki ifade hürriyetinin akademisyenler özelinde engellendiğini, kısıtlandığını ve yaraladığına ilişkin kaygılarını, endişelerini dile getiren mektup yazıp Milli Eğitim Bakanlığı'na gönderiyor ve Milli Eğitim Bakanlığı da buna ilişkin cevabını veriyor. Gerçekten cevabın ne olduğunu biz şey yapamadık, okuyamadık. Böyle bir durum var. Yani ulusal ve uluslararası kamuoyunda da hani bunun ilişkin destek var. Evet. Peki bunu hani konuştuktan sonra daha sonra mülteciler konusuna da geçeceğiz. Hatta Maraş'tan da bir canlı bağlantı yapacağız. Ondan önce şunu da tabii sormak istiyorum. Konumuzla da ilgili. Şimdi Bahar'la birlikte Kürt illerindeki çatışma şiddetlendi. Can kayıplarında bir artış var. Nevroz'da Kürtler cephesinden bir barış çağrısı oldu. Davutoğlu geçen gün hani girişte de belirttiğim gibi Diyarbakır gezisi sırasında dedi ki çözüm süreciyle ilgili 2013 Mayıs'ına dönülürse barış ortamında her şeyi oturur konuşuruz dedi ve sözlerine hemen bir gün sonra Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'dan sert bir cevap geldi. Dedi ki ortada müzakere edilecek hiçbir konu yoktur dedi. Daha neyi deneyeceğiz şeklinde bir konuşma yaptı. Davutoğlu'nu basın karşısında açık açık uyardı ve devamında da MHP lideri Bahçeli'nin Nusaybin'de taş üstünde taş, baş üstünde baş bırakmayın şeklinde bir açıklaması oldu ve Davutoğlu'na da Serokluğu çok sevdin dedi. Sen dedi Konyalıydın, meğer Diyarbakırlıymışsın. Yani Diyarbakırlı olmanın çok kötü olduğunu bir biçimiyle dile getirmiş oldu. Şimdi bu durumda böyle bir durum var siyaset cephesinde, hükümet, devlet kanadında ve muhalefette. Evet. Ve CHP'nin suskunluğu devam ediyor bu konuda. Devlet ve hükümet cephesinde Kürt sorununun çözümünde bu çatışmaların son bulması hususunda iki farklı anlayış belirdi mi diyebilir miyiz bu? Çünkü hemen devamında ertesi gün Davutoğlu bunu düzeltecek bir açıklama da yaptı. Evet, evet. Dedi ki yok barış falan yok dedi, müzakere yok dedi. Ya tabii hani Cumhurbaşkanı sesi çok daha güçlü çıktığından dolayı hani toplumda çıkabilecek olan yani siyasi iktidarın kendisinde bile hani Davutoğlu'nda çıkan o farklı sesi hani çok hızlı bir biçimde ahtapot gibi hani şey yaparak susturarak alarak orayı hani kapatıyor. Dolayısıyla başka seslerin hani duyulmasına, konuşulmasına, tartışılmasına çok fazla müsaade etmiyor. Yani anladığımız kadarıyla şimdi bir taraftan Davutoğlu'nun yapmış olduğu açıklamayı hani ilk duyduğumuzda acaba hani bir umut olabilir mi? Yani mevcut hani bu gidişatın hani yeniden gözden geçirilip masaya hani dönülmesi noktasında bir girişim hani olabilir mi diye bir ufak da olsa bir umut ışığı gibi aslında hani görüldü ama bu çok şey uzun sürmedi. Yani hemen sizin de belirttiğiniz gibi ertesi gün yani bu Cumhurbaşkanı tarafından hani reddedildi. Yani burada önemli olan noktalardan bir tanesi şu tabii ki yani 2013 yılında ki duruma geri gelmenin iki tane anlamı var. Yani birincisi PKK'nin işte Mayıs'ta başlattığı sınır dışına çekilmesi. İkincisi de karşılıklı çatışmasızlık hali. Yani şimdi Başbakan Davutoğlu'nun hani işaret etmiş olduğu nokta yani PKK'nin geri çekilmeye başlaması, silahlı güçlerin Türkiye'nin sınırlarının dışına çekmesi. Ama diğer taraftan da hani bu ifade edilmedi elbette bir karşılıklı çatışmasızlık durumunun ortaya çıkması. Yani şimdi bunun olması durumunda yani ben her defasında hani şunu gerçekten çok merak ediyorum. Yani siyasi iktidarın hani Kürt meselesini
çözme konusunda elinde hangi aparatlar var, hangi hani mekanizmalar var? Yani farz edelim ki peki bu çağrıyı samimi buldu, doğru buldu, yapılabilir buldu ve bir karar aldı. Tamam, biz Mayıs ayında kaldığımız yerden devam edip yani ateşkesi ilan ediyoruz ve sınırların dışına çekiliyoruz dediği andan itibaren, yani farazi söylüyorum bunu. Evet. Yani hükümetin hani Kürt meselesini çözme noktasında ya da işte yine PKK'nın hani silahsızlanması hani noktasında elinde şimdiye kadar hani ortaya koymuş olduğu bir çözüm aparatı var mı? Bir çözüm modeli var mı? Yani en önemli noktalardan hani bir tanesi bu. Şimdi yapılan açıklamalarda bunlara ilişkin bir emare aslında görmüyoruz. Yani hiçbir emare yok. Yani sadece yani bir noktada hani sıkışıp hani kalınmış. Yani PKK silahları bıraksın ya da işte bütün hani silahlı unsurlar öldürülünceye kadar bu operasyonlar devam edecek. Hani başka da bir yolu yok gibi. Şimdi hani bu bir Kürt meselesini hani çözme ya da çözmeme hani hükümet bu yolda mı yürüyor diyorsunuz? Evet, yani hani sadece hani imha etme. Yani şu an, evet yani şu anda hani bu özellikle hani Cumhurbaşkanı'nın ve bir taraftan da hani MHP'yi de kendi yedeğine alarak işte Nusaybin ilişkin yaptığı açıklamalar bunu açıkça hani gösteriyor zaten. Ha bir savaş hani yöntemiyle, şiddet yöntemiyle yani hem PKK'yı yok etmeye tırnak içerisinde hani çalışmak hem de Kürt meselesini hani çözmeye çalışmak yani sonuç verecek bir şey değil. Çok bir da yöntem. Denendi bu. Evet yani hem denendi yani hem de yani bu tür meselelerin hani politik meselelerin Türkiye'nin 100 yıllık bir hani sorunu olarak tarif edilen hani bir meselenin hani çözümünü yani ya peki yok etseniz bile Kürt meselesini çözme ilişkine taş üstünde modelini, taş bırakmayın yani formülüyle. Evet, yani neyle çözeceksin? Neyle çözecek? Yani çünkü şunu da altını hani çizmek isterim, dikkat çekmek isterim. Siz de biliyorsunuz. Yani çözüm sürecinde de kamuoyunda sıkça dile getiriliyor. İşte hani PKK sorunuyla Kürt sorunu birbirinden ayırmaya dönük hani yaklaşımlar vardı. Şu anda hani PKK'ye karşı bir işte mücadele hani yürüttüğünü hani varsayalım. Ama beri yandan hani Kürt meselesinin çözümüne ilişkin atılan tek bir adım var mı yani süreçte? Bir demokratikleşme hani paketi var mı? Bir reform var mı? Yani bildiğimiz, duyduğumuz en iyi şey işte Sur'un hızlıca kamulaştırılması. Evet. Oldu. Yani bırakın demokratik hani adımları atmayı. Kürt meselesini değil mi evet, devreye sokulması? Kürt meselesini çözme noktasında bırakın demokratik adımları atmayı. Hani mevcut hani demokratik hani kazanımları bile törpüleyebilecek hani niyet beyanları aslında ortaya çıkıyor. Şimdi dolayısıyla hani bu yani hani şu tartışmalarda var ya hani bu çatışma halinde nasıl çıkılır? Aslında hani çıkılabilecek olan tek en önemli yöntemlerden bir tanesi şu siyasi iktidar Kürt meselesini çözmek istediğini açıkça ortaya koyup yani nasıl çözmek istediğine ilişkin modeller ortaya hani koyması gerekiyor, adımlar atması gerekiyor ki yani gerçekten hani bu durumda yani Kürt meselesini Kürtlerin kendi kolektif haklarını kullanma noktasında çözmeye dönük hani bir niyet, bir formül, bir model hükümet ortaya hani koyduktan sonra gerçekten PKK'ya hani silah ateşkesen çağrısında bulunacak ya da şiddetin sonlanması hani çağrısında bulunabilecek ve bu anlamda hani baskı yapabilecek yani Türkiye'de hani bir kamuoyu da var. Şimdi böyle bir şey göremiyoruz biz siyasi iktidardan. Yani elinde herhangi bir aparat olmadan yani sadece Kürt PKK'yı hani bastırmaya dönük bir çaba içerisinde olduğunu görüyoruz. Çatışmalardan hani çatışmaların sonlanması ve bu çatışmalardan çıkışın en önemli hani adımlarından bir tanesi olarak eğer bir hani öneri yapmak hani gerekirse yani hükümetin bir an önce Kürt meselesini çözmeye dair elindeki hani somut yapılabilir olan modelleri ortaya koyup ve bunu kamuoyunda tartıştırmaya açması gerekiyor ki biz orada şunu anlayalım ha evet hani yani siyasi iktidar AKP işte PKK'yı terör örgütü olarak hani görüp tanımlayıp gerçekten onu marjinalize edip hani yok etmeye hani çalışıyor ama gerçekten hani Kürt meselesini hani bambaşka bir yerde değerlendiriyor. Bambaşka bir ve bunu çözmeye ilişkinde bir niyeti var diye okuyalım ve görelim ama böyle bir şey yok. Yani en başında ortaya koymuş olduğu hani tespitler siyasi iktidarın PKK ayrıdır, Kürt meselesi ayrıdır. Yani bu süreçte bile ne kadar manasız, ne kadar içi boş, ne kadar altının hani boş olduğunu aslında bizlere gösteriyor. Evet. Döneceğiz yine bu gündeme ama şimdi ülkenin diğer bir sorunu da mülteciler sorunu.
Bununla ilgili Sayın Volkan Görendağ, Af Örgütü, Mülteciler Hakları Koordinatörü. Şimdi Avrupa Birliği ile Türkiye arasında mültecilerle ilgili bir anlaşma yapıldı. Neydi bu görüşmeler ve nasıl bir anlaşmaya varıldı? Bu anlaşmanın içeriği neydi? Şu anki durum nedir? Bununla ilgili öncelikle bir sizden bilgi alalım. Evet, yani Avrupa Birliği de diğer uluslararası camiada devletler de uzun süreden beri bu Orta Doğu'da yine Afrika ülkelerinde meydana gelen çatışmalar, yoksulluk, gıdaya erişimdeki problemler birçok aslında hem doğal hem de insan eliyle yaratılmış felaket sonucu ve insanların göç etmesini aslında bir taraftan kaynaklık ediyor. Bir taraftan da doğan bu göç karşısında sorumluluktan kaçmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. En son 2011 yılında işte Suriye'de başlayan, daha sonra DAEŞ'in Irak, Şengal, Musul'a da bir saldırısı oldu. Büyük bir insan nüfusu yerinden edildi. Hem Suriye içinde hem Irak içinde hem de komşu ülkelere çok sayıda insan, milyonlarca insan göç etmek zorunda bırakıldı. Şimdi Avrupa Birliği ilk başta tabii komşu ülkelere doğal olarak ilk canlarını kurtarıp komşu ülkelere sığınıyorlar. Daha sonra bu %95'i 5 komşu ülkede yaşıyor şu anda. En çok Türkiye'de, sonra da Lübnan, Ürdün, Mısır, Irak. Türkiye'de bir rakam var mı? Tabii Türkiye'de şu anda toplam yaklaşık 5 milyon kişi başka ülkelerde, bunlar kayıtlı olanlar. Bunun 2.7 milyonu Türkiye'de yaşıyor. Neredeyse yarısı Türkiye'de, diğer yarısı da işte Lübnan, Ürdün, Irak ve Mısır'a dağılmış durumda. Bu ülkelerdeki durumları da çok iyi değil. Mültecilere sağlanan destekler ne yazık ki o koruma, uluslararası koruma diye tarif edilen insanların hem can güvenliğinin hem de hizmetlere erişiminin sağlanması konusunda devletler yetersiz kalıyorlar. Dolayısıyla daha refah ülkelere doğru da canlarını riske atarak bir şekilde Avrupa'ya ulaşmaya çalışıyorlar. Şimdi bu Avrupa'nın diğer konularda, şimdi bazı işte ifade özgürlüğü, yaşam hakkı gibi konularda aslında Avrupa ülkelerinin ortaya koyduğu kriterler, çıtalar belirliyor neredeyse bütün dünyada. İşte Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, içtihatları gibi çok temel değerler oluşmuş durumda. Fakat göçmenler ve mülteciler söz konusu olduğu zaman bunun tam aksine bir politika yürütüldüğünü görebiliyoruz. Kapıyı kapatmak, mültecilere kapıyı kapatmak, göçmenlere ve işte bot delerek insanların ölümüne sebebiyet vererek aslında kendi değerleriyle bir noktada çelişir bir pozisyona düşüyor Avrupa ülkeleri. Bu anlaşma da tam da bu çerçevede yapıldı. 2-3 milyonluk bir mülteci nüfusu Türkiye'de birçok hakkından mahrum kaldığı için bir gelecek planlaması yapamıyor. Yani 5 yıldır Türkiye'de yaşıyorlar. Mülteci statüsü verildi mi bunlara? Hayır. Onların işte statüleri de farklı. Misafir deniliyor. Evet. Onu hemen kısaca anlatayım. Evet. Yani misafir, devlet yetkilileri de sürekli misafir kavramını kullandı ama misafir diye bir kavram hukuki bir kavram değil. Dolayısıyla haklarını tanımlayan bir şey de değil. Uzun bir süre öyle kaldılar. 2013 yılında geçici koruma diye bir statü belirlendi Suriye'den gelenler için. Mülteci biz geliş nedenlerine bağlı olarak, yani Türkiye'nin iç hukukundan bağımsız olarak sürekli mülteci diye söylüyoruz. Zaten Türkiye'de mülteci olabilmek için bir Avrupa devletin vatandaşı olması gerekiyor. Yani Avrupa'dan Türkiye'ye kaçanlara sadece mülteci statüsü vereceğini söylüyor. 1951 Cenevre Sözleşmesi'ni tam onaylamadığı için orada bir coğrafi ayrım yapıyor. Diyor ki Avrupa ülkelerinden biri zulüm nedeniyle bana sığınırsa ben ona mülteci statüsü veririm. Ama Avrupalı değilse işte şartlı mülteci, geçici koruma gibi farklı statüler belirlenmiş. Suriye'den gelenler için geçici koruma Türkiye'nin iç hukukuna göre. Ama biz bunları uluslararası literatürde ve geniş nedenlerine bağlı olarak da mülteci olarak tanımlıyoruz. Bir de daha önce Türkiye'de mültecilerden Birleşmiş Milletler Mülteci Komiserliği sorumluydu. Sanırım bu daha sonra, hani yanlış hatırlamıyorsam, Türk hükümetine devredildi bu yetki.
İşte tam da o nedenle Birleşmiş Milletler Türkiye'de çok büyük bir operasyonu var. Yani tabii ki Avrupa'dan Türkiye'ye zulüm nedeniyle gelenlerin sayısı yok denecek kadar az. Daha çok İran, Irak, işte Afrika ülkelerinden insanlar geliyor. Onların da başka bir mülteci kabul edecek başka bir ülke arayışını Birleşmiş Milletler ofisleri yapıyordu. Halen yapıyor aslında ama Türkiye'de şey yoktu. Bu göçle ilgilenecek bir kurum yoktu. 2013 yılında Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu diye bir kanun çıkarıldı ve Göç İdaresi, sık sık haberlerde ismi geçiyor artık, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü diye bir kurum kuruldu. O nedenle onlar şu anda daha aktif. Eskiden Emniyet Genel Müdürlüğü'nü bu işleri yapıyordu. Şu anda en azından bir nasıl denir, göçle ilgili bir kurum kurulduğu için o daha ön plana çıkıyor. Evet, bir de siz de izlemişsinizdir, Türkiye'ye geri kabullerle beraber mülteciler gelmeye başladı ve bu mültecilere çeşitli bölgelerde mülteci kampları yapılmakta. Mülteci kamplarının yapıldığı bölgelerde yerel halkın bir tepkisi var. Bu da Maraş Terolar köyünde olduğu gibi haftalardır orada köylülerin bir direnişi var. Bu mülteci kampını istemiyoruz. Gerekçeleri de bu kampların, yani bizim nüfusumuz 3000-4000, yapılan kampın 30 bin nüfuslu bir kamp yapılıyor ve bu kamplarda daha çok cihatistler barınacak ve can güvenliğimiz yok şeklinde bir tepkileri var ve günlerdir bir direniş içinde bu köylüler. Dün askerlerin müdahalesi oldu bu köylülere yönelik. Bu mültecilerle ilgili, bunların konumlandırılmasıyla ilgili AF örgütü nasıl bir model sunuyor? Hı hı. Yani çünkü gittikleri yerlerde de hani bir tepkiyle karşılanıyor. Bazı nedenlerle kimi zaman sadece hani Suriyeli ya da mülteci oldukları için bir tepki alırlarken, hı hı, hani geliyor toprağıma konuyor, aşıma ekmeğime ortak olacak şeklinde tepki koyuyor. Kimi yerde de Maraş'ta olduğu gibi cihatist grupların daha çok orada barınacağı kaygısıyla tepki duyuluyor. Siz, hı hı, ne düşünüyorsunuz? Nasıl bir model öneriyorsunuz bu mülteci kamplarıyla ilgili? Evet. Ya bu konuda tabii Birleşmiş Milletler'in yıllardır ilk defa Türkiye'de böyle bir şey yaşanmıyor dünyada. Tabii ki uluslararası birçok örneği var. Bu konuda Birleşmiş Milletler'in rehberleri, kriterleri zaten mevcut. Türkiye'de bu kamplar sadece aslında... Bir de çok özür dilerim. Alevi köyünde bir direniş söz konusu. Yani yapılan bölge Alevi köylerinin olduğu bölge. Onu dipnot olarak düşelim. Tamam. Ben onları bir önce ayırayım isterseniz. Evet. Kamplar ve geri... Çünkü çok benzeri geçen hafta Dikili'de de vardı. Haberlerde izledik. Evet. İzmir Dikili'de de pazar günü geniş katılımlı bir protesto gösterisi de yapıldı. Burada kamp istemiyoruz diye. Ki bundan önce de aslında farklı yerlerde yaşandı. Mesela Ankara'da bir ilçe belediye başkanı aşık grevine girdi. Mülteci kampı istemiyorum diye. Yine İzmir'in Manisa'da, İzmir'de benzeri eylemler yapıldı. Mülteci kampı istemiyoruz diye. Şimdi Türkiye'de bir geri gönderme merkezi adı verilen işte Kumkapı'da farklı 30'a yakın şehirde kapatma alanları var. Bunlar oraya sınır dışı edilene kadar insanları oraya kapatıyorlar ve bunlar dışarıya çıkıp giremiyor. Yani sadece orası işte tel örgülerle, güvenlik görevlileriyle kapatılmış durumda. Bu geri iade edilenler oralara sevk ediliyor. Yani şu anda Kırklareli'nde Pehlivanköy'de 750 kapasiteli Avrupa Birliği'nin parasıyla kurulmuş bir kapatma merkezi var. Bu Avrupa üzerinden gelenleri oraya naklediyorlar şu anda. Bir de bahsettiğimiz bu Suriye'den gelenler için AFAD kampları dediğimiz, bu işte Hatay'dan başlayın işte Urfa, Antep, Kilis, Maraş, Adıyaman, bu bölgede kurulmuş barınma merkezi adı verdikleri, bazısı çadır kent, bazısı konteyner kent, bu alanlar var. Yaklaşık 10 ilde bunlar var, 26 tane kamp dediğimiz yerleşkeler var ve toplam 270 bin kişi burada ikamet ediyor. Şimdi bunlar tabii ki önemli. İlk Türkiye'ye girişte barınabilecekleri, işte
ihtiyaçlarının karşılanacağı alanlar olması açısından önemli. Ama 5. yılın sonuna gelindiğinde uzun süreli kamplarda insanların kalmasında da başka problemler doğabiliyor. Yani insanlar kendi hayatlarını kurmak istiyorlar. Bir birey olarak yaşamlarına devam etmek istiyorlar ama bu kampta dışarıda %90'a böyle bir imkan sunulmuyor. Devlet desteği sunulmuyor. Bu da insanların bir şekilde bazen kamplarda kalma isteğini bile doğurabiliyor. Yani mecburen kamplarda kalabiliyorlar. Bu yerle ilgili de Hatay'da da benzer tepkiler doğmuştu ilk geldikleri zaman. Şimdi oradaki fark Maraş'ın bir işte Alevi köylerinin ortasında bir mera alanına bu kampın kurulmasının farklı boyutlardan ele alınması gerekiyor. İşte şu anda basın yazıyor. Mesela mera alanının o köylerin aslında kullanım alanının tahsis edildiği, köylülerin bir şekilde buna da tepki gösterdikleri, yani tek neden değil, birkaç nedenleri var. Evet. Ama bu konuda da tabii ki sorumluluk hükümetin bu yerlere kamp yapmadan önce ya da herhangi bir kamu hizmeti yapmadan önce o bölgedeki insanlara bir şekilde sorması, konuşması, belki ikna etmesi, anlatması gerekiyor. Yani orada cihadistler kalacak diye bir algı var. Ama Suriye'den gelen mültecileri biliyorsunuz. Kobaniler de Suriyeli. İşte Kesep'ten gelen Ermeniler de Suriyeli mülteci olarak geçiyor. Yani çok homojen bir grup değil gelen mülteciler. Maraş'a kimin yerleştirileceği konusunda yetkililerin gidip daha önce orada muhtarlarla, yerel yöneticilerle, halkla bir araya gelip anlatması gerekiyordu. Ama bizde böyle bir gelenek yok ne yazık ki. AFAD kamplarının zihinlerde bıraktığı bir şey var. AFAD kamplarında IŞİD militanlarının gittiğini, örgütlendiğini, yani bir takım o yardım adı altında militan devşirildiği haberlerini çokça duyduk. Çokça da itiraf ettiler IŞİD militanları, yakalanan IŞİD militanları. Şimdi bunun tabii ki bir korkusu var ve yöre halkının cihatistlerden çok fazla korktuğu çok açık. Suriye'de nitekim Aleviyim dediği için bu gruplar tarafından öldürülüyor. Böyle bir korkuları var. Yani günlerdir kanalımız haftalardır orada yayın yapıyor, röportaj yapıyor. Yöre halkının ciddi bir kaygısı var. Peki bu kaygıyı gözeterek yani yapılabilecek olan kamplar, örneğin yani Maraş'ta Alevi bölgesinde değil de hani Konya'nın başka bir yerinde, Kayseri'nin başka bir yerinde, ki Eren Erdem katılmıştı programa, öyle bir çözüm sundu. Bu biraz yöre halkı diyor ki bölgenin demografik yapısının bozulmasına dönük bir girişimdir şeklinde bir değerlendirmesi var. Bundan doğru da karşı çıkıyor. Yoksa oraya gelen çala çocukluğu mağdur olan halka yönelik bizim tepkimiz yok. Tabii ki o dediğiniz de doğru. Yaşam alanlarına, tarlasına, bağına, bahçesine de bu kadar, yani 3-4 bin nüfuslu bir köy 27 bin nüfusla bir kampın yapılmasına çok razı gelmiyor. Onun da etkisi var. Ama esasını sanırım şey korkusu var. Yani o demografik yapısının bozulma korkusu var, yön veriyor. Burada düzenleme yapılamaz mı? Yani bir Alevi köyünde değil de başka bir yerde daha hassasiyetleri dikkate alan bir planlama yapılamaz mı? Tabii ki yani herhalde devletin bir arsa problemi olduğunu düşünmüyorum. Yani zaten Maraş'ta var olan bir çadır kent vardı bu arada. Şu anda 18 bine yakın kişi yaşıyor orada. Suriye'den gelen mülteciler. Onun yerini değiştiriyorlar şu anda. Dün bakan da açıklama yaptı. Bir bütçe de ayrıldı değil mi? Türkiye'ye verilen bir para da tabii, var. Tabii tabii. Zaten var olan çadır kenti şimdi kaldırıp konteyner kent kuruyorlar. Ama onun yer seçiminde hele hele demografik yapı kaygısı varsa kesinlikle idarecilerin bunu dikkate alması gerekiyor. Ki dediğim gibi daha önce de oldu. Yani hiç demografik yapı işte azınlıkta kalacak nüfus yokken bile insanlar tepkilerini dile getirdiler ve bir şekilde görüştüler. Bazı yerlere yapıldı, bazı yerlerden vazgeçildi. Bu konuda da bu kadar küçük ve demografik yapının değişeceğini
den kaygı duyan bir yerel halkla konuşmadan, onları anlatmadan, ikna etmeden böyle bir şeyin yapılması tabii ki çok doğru değil. Çünkü orada esas olan onlar bir arada yaşayacaklar. Yani şu anda oraya inşaat makineleri gitmiş, işte Ankara'dan bir karar çıkmış ama belki yıllarca orada kalacaklar ve oradaki köylülerle iç içe yaşayacaklar. Dolayısıyla onların da görüşlerinin alınmadan böyle bir şey yapılması, kendi hayatlarına müdahale ve demografik yapının değişmesi gibi birçok ihtimali de akla yatırması gayet doğru. Yani sonuçta Suriye'de olup bitenleri de hani gözettiğimizde hani Alevilerin bir kaygısının olduğu çok açık. Yani evet. Oradaki cihatist grupların. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz ya Sayın Gürer? Bunların kaygıları haklı mıdır, yerinde midir? Ya şöyle, hani mülteciler söz konusu olduğunda elbette hani farklı hani gerekçelerle mültecilere ilişkin tırnak içerisinde milliyetçi şeyler, tepkiler ortaya çıkabilir ama burada az önce Volkan Bey'in söylediği gibi hani devletin arsa kaygısı ya da arsa sorunu falan hani söz konusu değil. Orada yapılmaya çalışılan başka bir şey olabilir. Elbette oraya çok sayıda mültecinin getirilmesi, konulması oradaki etkileşimi değiştirecek, ilişkileri değiştirecek, yani çatışma potansiyelini belki arttıracak vesaire gibi durumlar. Şimdi buradaki önemli, bence önemli hani sorunlardan hani bir tanesi, yine bunu mesela özellik meselesine, yerel yönetim meselesine hani bağlayarak hani söylemek istiyorum. Belki Volkan Bey bu konuda da hani şey yapar, yardımcı olabilir Avrupa'daki uygulamalarla nasıl olduğuna ilişkin. Şimdi yani Türkiye hani katı merkeziyetçi bir devlet yapısına sahip olduğundan dolayı bütün hani kararlar, yani bu örnekte de gösterildiği üzere merkezi olarak alınıyor. Yani yerelin hani ihtiyacı doğrultusunda, beklentileri doğrultusunda, özellikleri doğrultusunda hani bir çalışma hani yapılmadan ve katılımcılık hani sağlanmadan, yani Ankara'daki hani yöneticiler bu çadır, bu kampın nereye kurulacağına karar veriliyor. Oysa hani Türkiye'de güçlü bir ademi merkezileşme olmuş olsaydı ya da bir hani özellik modeli, biçimleri Türkiye'de hani uygulanıyor olsaydı, bir hani bölgesel vatandaşlık gibi bir yetki yerel yönetimlere de devredilebilirdi. Yani dolayısıyla hani bu tür hani kampların nasıl kurulacağına ilişkin, kimlerin orada kalacağına ilişkin, kimlere çalışma izni, kimlere vatandaşlık izni hani tanınacağına ilişkin yetkiler hani yerel yönetimler ve bölgesel yönetimler tarafından hani Türkiye'de düzenlenebilirdi. Hem bunun mesela dünyada şeyi var, yani uygulamaları falan var. Örneğin Almanya hani baktığınızda orada hani mülteci statüsünü işte federal Alman şeyi size vermiyor, devlet hani vermiyor. Yani şeydeki eyaletlere siz başvuruyorsunuz. Eyalet devletleri size bu statüyü veriyor ve dolayısıyla mültecilerin nerede kalacağı, nasıl barınacağı, hangi yardımlar alacağı vesaire gibi hani konular yerel düzeyde düzenleniyor. İşte bundan dolayı da hani Türkiye'deki o katı merkeziyetçi hani anlayış, yani bu meselede de aslında bir anlamda hani karşımıza çıkıyor. Oysa dediğim gibi bir hani bölgesel vatandaşlık anlamında bir yetki tartışması hani olsa, bir yetki devri hani söz konusu olsa, yani oradaki işte Maraş bölgesini bir özel bölge olarak hani ele aldığımızda, orası hani oradaki mültecilere ya da göçmenlere ilişkin nasıl bir düzenleme yapacağını kendisi hani karar verdi. Ankara hani bu konuda kafa yormak zorunda kalmazdı diye düşünüyorum aslında. Yani merkeziyetçilik hani sorunu burada da karşımıza çıkıyor. Evet. Yine tekrar bir canlı bağlantıyla daha sonra bu gündemi tekrar konuşacağız. Siz girdiniz aslında bir biçimiyle yerel yönetim, demokratik özellik kısmına, bu konuyla bağlantılı bir biçimde. Siz de demokratik özellik doktora tezi ve aynı zamanda kitap bunun yazarısınız ve diyorsunuz ki özerklik ve öz yönetimin savaş ve şiddetin kaynağı olmadığını, bizzati bu kaynağı yok etme ve ortadan kaldırma araçları olduğunu belirtip, özerklik ve öz yönetimin şiddete kaynaklık eden bir potansiyelinin kesinlikle söz konusu olmadığını dile getiriyorsunuz. Şimdi ülkenin batısı ilan edilen, Kürt illerinde ilan edilen öz yönetimlerin ne olduğunu pek bilmiyor. Bu öz yönetimleri kazılan hendeklerden ibaret görüyor. Şimdi ben şöyle sorayım. Öncelikle öz yönetim ne değildir? Şöyle açın, ne değildir derken de batıda özellikle öz yönetimler
şöyle algılanıyor. Bağımsızlık ilanının öncülü olarak algılanıyor. Ve daha doğrusu Egemenlerce topluma böyle bir algı yaratılıyor. Ne değildir öz yönetim? Biz böyle başlayalım. Bunu, yani, nedir sonra konuşalım. Ne değildir? Bunun altına pek çok hani, unsur hani konulabilir. Masa değildir, kağıt değildir, kalem değildir vesaire falan. Ama hani bu bağlam örneğin içerisinde... Örneğin şiddet değildir diyorsunuz tabii, mesela. Yani bu bağlam içerisinde hani düşündüğümüzde yani öz yönetim her şeyden önce bir ayrılma değildir. Hı. Yani öz yönetim birlikte yaşamanın, birlikte yaşamaya dair bir birlikte yaşamanın unsuru olarak, mekanizması olarak hani düşünülen, özellikle parçalanmış hani toplumlardaki bu parçalanmışlığa alternatif olarak öne sürülen bir mekanizma, bir model, bir birleştirici unsur aslında. Öz yönetim bu anlamda hani sizin de belirttiğiniz gibi yani Türkiye'de çoğunlukla işte son bir yıldır da işte hendekler ve çatışmalardan kaynaklı olarak hani iyice kriminalize edilen ya da kriminalize olmuş kavramlardan hani bir tanesi. Yani öz yönetim hani kesinlikle kabul edilemez, kesinlikle tartışılamaz, kesinlikle şöyle olmaz, böyle olmaz gibi hani yaklaşımlar söz konusu. Şimdi öz yönetim ve özellik arasında da hani bu anlamda bir hani kavramsal fark var. Onu da hani söyleyeyim. Evet. Yani öz yönetim kavramı ya da öz yönetim hani biçimleri her zaman bir doğrudan demokrasiyi kendi içerisinde barındıran bir kavramdır ama özellikler her zaman doğrudan demokrasiyi içerisinde barındırmak zorunda değil. Yani temsili demokrasi hani biçiminin farklı farklı hani modelleri özellik yönetimlerde olabilir. Ölçek açısından da hani öz yönetimler daha dar alanlara, özellikler daha geniş alanlara hani tekabül edebilir gibi hani farklılıklardan da söz etmek gerekiyor. Şimdi yani özellik, demokratik özellik hani meselesi yani Kürt sorunu hani bağlamında yani bağımsızlığı yani Kürtlerin işte kendi kaderlerinin tayin hakkını ayrı bir ulus devlet biçiminde tecelli ettirmeden bunun alternatifi olarak hani tartışılabilecek, konuşulabilecek en ele tutulabilir hani modellerden bir tanesi olarak ortaya koydu, önerdi. Yani Kürt meselesinin hani bir çözüm modeli. Ama bu modelin kendisi hani sadece Kürtlerin de meselesini, sorununu da hani çözmesin. Aynı zamanda hani Türkiye'de bir katı merkeziyetçi hani bir devlet hani anlayışı var. İşte 90'lardan sonra hani dünyada ulus devlet hani modelleri hani iyice meşruiyet krizlerine girdi. Ulus devletler kendilerini restore etmeye başladılar. Dolayısıyla katı merkeziyetçi klasik ulus devlet modelleri, yapıları hani günümüzde toplumların ihtiyaçlarına da hani cevap vermiyor. Dolayısıyla Kürt meselesiyle birlikte hani Türkiye'nin de hani bir demokratikleşmesini, yerelleşme ve yerel demokrasi perspektifi içerisinde hani çözmeye aday bir model olarak ortaya atıldı. Yani 2000'lerin ortalarından itibaren ortaya atıldı. Yani az önce hani belirttiğim gibi şimdi Kürt meselesini hani çözmek istiyorsak hani bağımsızlık ayrı bir hani ulus devlet hani olmayacaksa yani Kürt meselesini kolektif haklar temelinde hani çözebilmek için elimizde başka bir modelin olması gerekiyor. Evet. Yani bu da hani kendi kaderini tayin hakkının biçimlerinden bir tanesidir aslında özellik. Yani içsel self-determinasyon ve dışsal self-determinasyon ayrımları yapılır literatürde. Şimdi dışsal olan zaten ayrılıp hani kendi bağımsız devletini kurmaktır. Yani içsel olan da hani birlikte yaşamayı tercih etmektir. Şimdi birlikte yaşama söz konusu olduğundan dolayı gerçekten şey her zaman zordur. Yani birlikte yaşamanın hukukunu, normlarını, kurallarını ortaya çıkartmak, bunu belirlemek her zaman ayrılmaktan çok daha zordur ve çok daha müşküldür. Evet, biz aslında buraya tekrar döneceğiz. Şu an canlı bağlantımız hazır. Maraş Teroler köyüne bir canlı bağlantı yapacağız. Evet, sevgili Ruhat Emekçi Maraş'ta bize bildiriyor. Evet, aşağı Teroler köyünde direniş 15. gününde. Dün yaz vardı burada. Mor Ali Karayel amca. İddialar vardı. Özellikle evet, iddialar vardı. Mor Ali amca daha önce rahatsızdı ama pazar günü yapılan mitingde yoğun gaz ateşinden kaynaklı rahatsızlık geçirilerek hastaneye kaldırılmıştı ve dün de Hakk'a yürüdü. Bugün de cenaze defnedildi.
Evet, yine çadır, büyük bir çadır kurulacak tekrar burada. Yoğun katılımlar var. Fakat 3 günlük bir yas da köyde ilan edildiği için şu an köy halkı aynı zamanda yasını da yaşıyor. Bu arada hemen ek bir bilgi de verelim. İş makineleri hızlı bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Neredeyse köyün girişine kadar gelen bir çalışma var. 375 dönümlük arazi denilmişti. Fakat köyün girişine gelen çalışmaları gördükçe aslında bu alanın daha yoğun bir alan olduğunu görebiliyoruz. Yetkililerde bir sessizlik var. Danıştay hala kararını açıklamadı. Bir aylık bir süre, 5-6 günü geçti. Hukukçular bu konuda yoğun bir çalışma yürütüyor. Aynı zamanda Maraş Yaşam Platformu da Avrupa'da Maraş girişimiyle ortak çalışma yürütüyor burada. Ve yine yarın itibariyle Avrupa'dan çok sayıda sivil toplum örgütü akademisyenin aşağı Terular köyüne geleceği ifade ediliyor. Evet, burada yine aktaracağımız bilgilerden bir tanesi ise Maraş'ta boykot çalışması. Maraş'ta özellikle köylerde yaşayan, Alevi köylerinde yaşayan insanlar bizler Maraş'tan alışveriş yapmayacağız, Maraş'a kazandırmayacağız ifadeleriyle Maraş'ı boykot ediyor. Böylesi ifadeler de var burada. Ve yine yanımızda değerli bir konuğumuz var. Bir Gün gazetesinden Erk Acerer de burada. O da izlenimlerini yazacak, köye geldi. Günlerdir aslında Bir Gün gazetesinde aşağı Terular köyünde neler yaşanıyor, neler bitiyor. Bu yazılıyor, çiziliyor. Bir kez daha köye de geldiler. Evet, senin izlenimlerini alalım. Daha öncesinde yazıyordunuz, çiziyordunuz ama bugün köye geldin. Çalışmaları birebir takip ettin, köydekilerle konuştun. İzlenimlerin nelerdir? Öncelikle onu alalım. Bir kere her şeyden önce insanların çok mutsuz olduğunu, çok endişeli olduğunu, çok kaygılı olduğunu görüyoruz. Bunu anlatıyorlar ve medet umuyorlar. Dolayısıyla bu insanları öncelikle yalnız bırakmamak gerekiyor. Bu bir tarafıyla bir nüfus projesi gibi görünüyor. Yani bölgeyi burada anladığımız kadarıyla, bize anlatılan kadarıyla Alevilerin tek ve gruplar halinde yaşadığı en büyük ovaymış burası, 2500 kişilik nüfusta. Dolayısıyla böyle bir tuhaf bir bizim iktidar yapımız var. Çok mezhep sevmiyor, tek mezhep seviyor. Bir tarafına böyle bakmak lazım. Yani bir nüfus projesi, bir nüfus mühendisliği gibi duruyor. Ben başından beri hep onu yazmıştım. Fakat buraya geldikten sonra daha enteresan detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Bir nüfus projesinden öte bir rant projesi de AKP'den alışık olduğumuz üzere bize göz kırptı burada. Şöyle ki burada farklı iddialar da var. Yani buraya bir kamp yapılacak, sığınmacı kampı, 25 bin mülteci getirilecek ama hemen yanı başına, yani 1500 metre ilerisine de bir organize sanayi bölgesi kurulması için topraklar istimlak edilmiş daha önceden ve şimdi ucuz fiyata alınan toprakların fiyatı giderek artıyormuş. Bu açıdan baktığımızda burada bir sanayi bölgesi kurulursa ki ticaret odası yetkilileri de bunu doğrulayan açıklamalar yapmışlar ve hatta buraya gelerek ağızlarından şunu kaçırmışlar. Kurulsun ne güzel, işte buradan biz de işçi sağlarız. Bu şu demek, bir ucuz işçi cennetine de dönüştürmek anlamı taşıyor bölgeyi. Yani hep mağdur dedikleri sığınmacılardan aslında kullanarak iki taraflı bir rant devşirme çabasına da burada anlatılanlardan tanık olduk. Dediğim gibi yani insanlar gerçekten keyifsiz bir asimilasyon durumundan söz ediyorlar. Zaten öteden beri burada bu 78 katliamından beri böyle bir kurgusu ve hassasiyeti var insanların. Bunun üzerine de bu olunca insanları anlamak gerekiyor. Sadece şunu söylediler, bu sadece Alevi yurttaşlarımızı da ilgilendiren bir durum değil. Çünkü bölgede bir kamp kurulması tarafında, burası bir gurbetçi köyüymüş, kamp kurulmasından sonra bölgede, yani Avrupa'dan insanların buraya gelmeyecekleri, dolayısıyla turizmin ve ekonominin de çıkmaza gireceği. Bu açıdan bakıldığında da Maraş içerisinde mesela Kapalı Çarşı'da hayır bu kampı istemiyoruz diye imza kampanyalarının düzenlendiği söyleniyor bize.
Şunu da soracağım. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Başbakan Davutoğlu'nun açıklamaları vardı. Antep Kilis'te 120 bin kişi getirilmiş. Yani yaklaşık 60 bin kişilik nüfusa ek ve sürekli şu ifadeler kullanılıyor. İşte yatırım olayı, gelsinler, davetkar bir şekilde çağrılmaya başlanıyor. Ve şu an Maraş'ta da senin de bildiğin 10 bin insan organize sanayi bölgesine yerleştirilmiş. Orada halk şikayet ediyor, mahkemelere veriliyor. Sana da garip gelmiyor mu? Yani tam 7 Alevi köyünün ortasında sulak bir arazi ve bunun tam ortasına yapılmaya çalışılıyor. Sence neden özellikle bu bölge seçildi? Ya şimdi bu hiçbirimiz şey değiliz, akıldan yoksun değiliz. Yani kendilerini çok akıllı zannediyorlar ama biz de bu akıldan yoksun değiliz. Şunu görüyoruz. Tabii ki bu insanlar mağdur edilmesin. Bir önce meseleye biz de böyle bakıyoruz. Hatta onların duyarlılıklarından, tırnak içindeki duyarlılıklarından çok daha duyarlı bir biçimde bakıyoruz. Bu insanlar tabii mağdur edilmesin. Üstelik müdahil olduğumuz bir savaşta bu insanlar buraya geldiler sığınmacı olarak. Fakat hep şunu dile getirdiler insanlar. Başka yer mi kalmadı? Evet, yani burası bir mera alanı, ortak bir mera alanı ve bu mera alanının içerisine birinci dereceden habitat bölgesi, bir sığınmacı kampı yapmak, buraya gelecek suyu onlara aktarmak, köyü, tarım alanlarını susuz bırakmak çok saçma bir proje gibi görünür işin iç yüzünü bilmeyenlere. Ama işin iç yüzünü bilenlere ve AKP'nin genellikle bu projeleri nerelere temellendirdiğini görebilenlere hiç de saçma gelmiyor. Sonuç itibariyle bu bir yani burada kurgulanan bir aklın olduğunu biz görüyoruz. Daha önceden seçilmiş bir yer. Seçilmiş bir yer üzerinde zaten Alevilerin nüfusu 2500 kişi kalmış ve zaten bu insanlar sessiz insanlar, mülayim insanlar. Dolayısıyla biz buradan bu projeyi sessiz sedasız yürütürüz gibi düşünüyorlar. Bunu sadece buraya özgü yapmıyorlar ki. Sur'da acil kamulaştırmayla yapmak istedikleri, bir tarafıyla Dikil'de yapmak istedikleri şey aynı. Yani aslında hem kültürü hem yaşam biçimlerini hem ekonomik alanları hedef alan ve o AKP'nin aklıyla bir taşla iki kuş vurabilecekleri hep projelerle önümüze geliyorlar. Dolayısıyla yani ne söylerlerse söylesinler hiç de inandırıcı değil. Çünkü bir ovanın ortasına hiçbir biçimde yerleşim alanı kurulmaz. Burası bir mera alanı ve habitat bölgesi. Son olarak şunu da sormak istiyorum. Yani buradaki insanlar bir güvercin tedirginliği yaşıyor. Sen de belirttin. 78'i yaşayan bir kuşak ve diyorlar ki bize yine göç ettirmek için geldiler ve onlara yer bulunuyor, onlar getiriliyor. Peki biz nereye gideceğiz diye bir göç korkusu da yaşamaya başladı halk. Elbette. Yani şimdi aslında hep bu devlet aklının 14 yıldır da AKP iktidarının aklına bakmak lazım biraz. Yani bize dayatılan şeye bakmak lazım. Biz hep tekçi, mezhepçi, cinsiyetçi politikalar dayattılar. Dolayısıyla biz onların çok da umurlarında değiliz. Yani Aleviler orada umurlarında değil, Dikil'deki o insanlar umurlarında değil, evi yıkılan Kürtler çok umurlarında değil. Şunu düşünüyor musunuz? Yani sığınmacılar da umurlarında değil. Sadece bir projenin bu insanlardan, mağdur insanlardan bir takım proje yaratacaklar. Yoksa insani hassasiyetle bunları yapmıyorlar. Çok hani buradan 2500 Alevi göç edecekmiş, ondan sonra bu insanlar mağdur olacakmış filan gibi bir hassasiyetleri hiçbir zaman olmadı. Bundan sonra da olacağını hiç düşünmüyorum yani. Sence bu nasıl sonuçlanacak, bu dava nasıl sonuçlanacak, nasıl öngörüyorsun? Ya bu dava, yani akıl elbette şunu söylüyor ve demokratik bir ülke gelenekleri şunu söyler değil mi? Yani burada eğer mahkemeler karar verirse buraya hiçbir şey yapılmayacak. Şimdi mahkeme aşamasında, ama baştan zaten yapamaması gerekiyordu. Fakat Türkiye'deki hukuksuzluklardan yola çıkarak da hani çok rasyonel, çok akılcı bir şey söyleyebilmek ve burada böyle bir iş yapılmaz diyebilmek çok mümkün görünmüyor ne yazık ki.
Peki, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Evet, dönem dönem sevgili Erk de burada aslında gözlemlerini paylaşacak gazeteciler burada. Ve çok yoğun bir ilgi var aslında aşağı Terolar köyüne. Gazeteciler akın akın gelmeye devam ediyor. Yazıyorlar, çiziyorlar seslerini yükseltmek için. Bir kez de kendi gözlerinden gelip buraya bakıyorlar. Ve neler yaşanıyor buraya bir cevap bulmak için geliyorlar. Evet, bugün biz mikrofonlarımızı alıp mevsimlik işçilerin yanına gittik. Mevsimlik işçilere sorduk bu soruyu. Dedik ki yani çalışıyorsunuz, ediyorsunuz, yukarıda bir çalışma var. Onların kullandığı ifade şuydu: biz şimdi günlük yevmiyesi 20'ye yapıyoruz ama günlük o yevmiyeyi onlar 8'e, 9'a, 10'a yapıyorlar. Yani aslında sevgili Erkin dediği de gibi ucuz iş gücü noktası. Şu an aslında Maraş'ın birçok yerinde, Antep'in birçok yerinde, Adıyaman'ın birçok yerinde ne kadar verirsen ver, 5-6 da versen ucuz iş gücü olarak kullanılabiliyor. Bu yüzden 7'den 70'e aslında herkes kaygılı. Burada çalışan mevsimlik tarım işçileri de, burada yaşayan halkta. Evet, buralarda yine şu an 3 günlük yaz olduğu için Mor Ali amcanın daha sonrasında çadırlar çok geniş katılımlı kurulacak ve yine basın açıklamaları yapılacak. Evet, şimdilik sözü bir stüdyoya bırakıyoruz. Söz stüdyoda. Evet, teşekkürler. Rahat Emekçi yine Maraş'tan, Terolar köyünden gelişmeleri bize bildirdi. Bildirmeye de devam edecek. Evet Sayın Güler, biz demokratik özellik, öz yönetimi konuşuyorduk. Oradan tekrar devam edelim. Yani en son hani şunu söylüyorum, bir bu bölgesel vatandaşlık hani mevzusunun hani özellikle birlikte hani tartışılması durumunda, işte bu mültecilik hani göç meselesinde de bir anlamı, bir yeri olduğunu hani söylemeye çalışmıştım. Bölgesel vatandaşlık. Bölgesel vatandaşlık yani. Açmanızı yani bunu açmak ne gerekirse yani özellikle hani işte İspanya gibi, İtalya gibi hani özelliğin ya da güçlendirilmiş yerinden hani yönetimin olduğu hani ülkelerde, yani bu tür hani ya da federal devletlerde de benzer biçimde yani oturum hakkı, çalışma hakkı, yabancılara ilişkin oturum hakkı, çalışma hakkı, yani o yerel birimler tarafından düzenleniyor. Yani hem bu tür işte göçmenlere dair. Tabii göçmenlere dair yerel birimler tarafından düzenleniyor. Bu merkezi olarak hani merkezi devletin karar organlarıyla ya da kurumlarıyla düzenlenen şeyler değil. Hani bir vatandaşlık talebinde hani bulunduğunuz zaman bile yani bunu hani merkezi düzeyde müracaatınızı yapmıyorsunuz. Yerel düzeyde yapıyorsunuz ve yerel düzeyde bu değerlendiriliyor. Vatandaş olup olmayacağınıza örneğin Almanya'dan hani örnek verirsem, orada kendi bir eyalet karar veriyor. Eyaletin mekanizmaları hani karar veriyor. Yani dolayısıyla hani katı merkeziyetçi hani devletlerde hala vatandaşlık meselesi, çalışma hakkı, işte yurttaşlıktı, oturum izinleri vesaire merkezi olarak düzenleniyor, ama güçlendirilmiş yerel yönetimlerin olduğu hani ülkelerde bu yerel yönetimlere devredilmiş oluyor. Şimdi demokratik özellik meselesinde de hani böyle bir perspektif, böyle bir boyut aslında var. Yani Türkiye'nin 20-25 özellik bölgeye hani bölünmesi, dolayısıyla bölge meclislerinin siyasi özerk bir yapı olarak düşünülmesi ve sahip olduğu yetkiler açısından demokratik özellikte hani şunu söylüyor, hani vatandaşlık hani konusunda da yani yetkiler bu yereldeki bölge meclislerinde olsun, kararı aslında bunlar versin, bunlar düzenlesin gibi bir yaklaşım, bir tartışma var. Yani demokratik özellik içerisinde aslında çoklu hani vatandaşlık tartışması söz konusu. Bir taraftan işte bölgesel vatandaşlık, onun bir üst kademesi olarak ulus devlet vatandaşlığı ve bir üst kademesi olarak da Avrupa Birliği vatandaşlığı gibi hani vatandaşlık biçimlerinin, çoklu vatandaşlık biçimlerinin olabileceğine ilişkin hani tartışmalar teorik anlamda var. Ama pratikte yani bu tartışmaların neresindeyiz diye sorarsanız hiçbir yerinde değiliz. Türkiye'de diziniz kaç bölge? 20-25 bölge. Yani bölge. Bu şu anlama mı geliyor? Hani yerelden yönetim projesi, demokratik özellik projesi sadece Kürtlerin hani taleplerini karşılayacak bir proje değildir. Değil, evet. Bu aynı zamanda hani mesela Karadeniz'de çayına sahip çıkan, deresine sahip çıkan, Ege'de maden ocaklarında asgari ücretle ölen maden işçileri için de bir projedir aynı zamanda, değil mi? Çünkü kesinlikle. Örneğin Ege'de tarım bitirildi, maden ocaklarında çalışsınlar diye tarım bitirildi. Bu Batı için de ne
anlama geliyor. Biraz da buradan açalım. Sadece bu bir Kürtlere yönelik bir projeymiş gibi algılanıyor. Ya tabii bunu şundan dolayı, yani hani Türkiye'de Kürt meselesi çok tarihsel köklü ve çok komplike bir problem olduğundan dolayı ve hani Kürt siyasi hareketi öncelikli olarak Kürt meselesinin çözümü için hani bu modeli ortaya atmış olduğundan dolayı hani özellik ve yerinden yönetim meselesi dolayımsız olarak Kürt meselesiyle ilişkilendirilerek hani tartışılıyor, konuşuluyor. Ama yani meselesinde belirttiğiniz gibi hani sadece Kürtlerin işte kendi haklarını kullanabilmelerinin bir modeli olarak, yani bir etnik bölgesel özellik hani talebi modeli değil. Ondan dolayı hani Türkiye'nin hani tamamı için hani önerilen bir model ve bir demokratikleşme modeli. Yani hani Kürt siyasi hareketi demokratik özellikle birlikte, yani Türkiye'de hani ciddi bir demokratikleşme, devletin demokratikleşememesi hani sorunu olduğu tespitini hani yaparak, yani devletin bir anlamda demokratikleştirilmesi, evet, ve o demokratikleştirmenin hani altında yani devleti küçültmek olarak hani dolduruyor. Yani devleti kimi alanlarda hani küçülterek kısıtlayarak topluma daha fazla hani siyaset yapabilme ve siyasete katılabilme imkanları, mekanizmaları, alanları hani yaratılabilirse hani toplumun, devletinin demokratikleşeceğinden bahsediyor. Şimdi dolayısıyla böyle bir hani boyutta var. Yani sadece Kürtlerin kendisi için ve kendi sorunlarını çözmek için talep ettiği. Yani böyle bir şey olsaydı zaten Kürt hareketi hani takiye yapacak hani durumda değil derdi ki, yani biz sadece Kürtler için, Kürdistan için ya bir şey istiyoruz, özellik modeli istiyoruz. Sadece bizim yaşadığımız yer özellik olsun, diğer yerler ne olursa olsun hani biçiminde bir şeydi. Hani söyleyebilirdi. Yani bunun için hani takiye yapmaya ya da hani kulağını tersten göstermeye vesaire hani gerek olmazdı, gerek kalmazdı. Ama Kürt meselesi kadar, yani Türkiye'de az önce sizin de söylediğiniz gibi, yani çok ciddi, acil hani çözüm gerektiren hani Batı'da da bir takım hani sorunlar var. Yani demokrasiye ilişkin sorunlar var. Katılım meselesine ilişkin hani sorunlar var. Yönetmeye ve yönetilmeye ilişkin hani Türkiye'de sorunlar var. Yani insanların işte yaşam alanlarının işte neoliberal küreselleşmeyle birlikte merkezi hani kararlarla birdenbire belirli güçlerin gidip orayı işte yağmalaması, ele geçirmesi, orada istedikleri gibi kendi tasarruflarını hani uygulamaya kalkışmaları, yerinden hani yönetimi, yerinden demokratik hani yönetimleri ihtiyaç olarak hani ortaya çıkan sorunlardan hani bir tanesi. Belki hani buna ek olarak hani söylenebilecek bir hani nokta da şu, yani özellikle 90'lardan sonra yani ulus devletler de hani kendi içerisindeki işte bu meşruiyet hani krizleri, klasik hani ulus devlet, tek ulus tek devlet hani anlayışının artık hani işte altyapının değişmesi, üst yapıyla birlikte dünyanın global bir köye dönüşmesi karşısında ulus devletlerin klasik hani yapılarının yani çok daha dayanıklı hani olmadığı, dolayısıyla istikrarsız hale geldiği gerçekliğinden de hareketle, yani ulus devletleri bu hani yeni döneme uyarlamanın bir modeli, bir tartışması olarak hani ulus devleti biz yıkılmaktan nasıl kurtarırız hani diye sorduklarında verdikleri cevap yerelleşme oluyor, bölgeselleşme oluyor ve özellik oluyor. Yani bu egemenler açısından da hani dünyada tartışılan, dolayısıyla ulus devletleri bir anlamda kurtarmaya dönük bir reçete olarak ortaya konulan modellerden bir tanesi. Yani dolayısıyla özellik ve öz yönetim hani modelleri, yani bırakın çatışmanın ve şiddetin hani kaynağı olmasını, bilakis mevcut hani çatışmaları ve şiddeti sonlandırmaya, bunu sönümlendirmeye ve birlikte yaşama imkanını pratik hale hani getirebilecek bir model olarak aslında karşımıza çıkıyor. Belki burada tüm halkların eşit bir biçimde yer aldığı Kuzey Suriye Demokratik Federatif Sistem'e bir göz atmak gerekecek. Evet. Ama ondan önce Sayın Görendağ'a da soralım. Bu Avrupa deneyimleri nasıl? Sizin ne gibi gözlemleriniz var, deneyimleriniz var? Yani her ülkenin farklı sistemleri var aslında göç konusunda. Avrupa Birliği yıllardır bir tartışma içerisinde ortak bir göç politikası ile ilgili, ama her ülkenin ekonomik gücü, siyasi gücü farklı olduğu için ortak bir sisteme geçilemiyor. Yani aslında tartıştığınız konularla da çok ilgili. Yani Yunanistan'la işte Norveç'in aynı politikayı sergilemesi şu anda çok zor görünüyor. Çünkü ekonomileri, işte nüfus yapıları çok farklı olabiliyor. Dolayısıyla tek bir örnek mümkün değil. Türkiye'nin kendine özgü aslında, tam da
yerele uygun politikalar üretmesi bekleniyor. Çünkü Almanya'da işte Çetin Hocam bahsettiği gibi farklı bir devlet yönetim modeli var. Türkiye'ninki çok farklı. Yine Avrupa'da farklı devlet modelleri söz konusu. Dolayısıyla bu da göç politikasını, nüfus politikasını, vatandaşlık politikasını direkt etkiliyor. Bazı ülkeler yasal göçmen iş gücü olarak ihtiyaç duyarken bazıları tam tersine kendi işsizlik oranlarından, kendi ekonomilerine zarar geldiği yükü kaldıramadığı için tersi bir politika izliyor göçmenler konusunda. Türkiye'ye dönersek, Türkiye'de şu anda bir eskiden beri bir göç deneyimimiz yok aslında. Yani bir Kuzey Irak'tan, işte Irak Kürdistan'ı bölgesinden Halepçe katliamı ve Körfez Savaşı'ndan gelen yüz binlerce insan vardı. Ama biz onları sınırda durdurduk ve Türkiye'ye alınmamaları için oraya bir tampon bölge kuruldu ve orada konakladılar. Onun dışında da Suriye aslında. Suriye'den gelen göç var. Şimdi o konuda da tabii az önce söyledik, yani yaşam alanlarına onlar karar vermiyorlar. Mülteciler yer belirlenirken ne oradaki halk ne de mülteciler aslında bu sürecin içerisine dahil edilmiyorlar. Tamamen Ankara'dan alınan kararlarla. Bu sadece kamplar için de geçerli değil. Örneğin Kilis'in nüfusu kadar şu anda Suriye'den gelen mülteci nüfusu var. Yani aslında iki katı insan yaşıyor Kilis'te. Ama merkezi yönetim oraya dair, oraya bir kamu hizmeti imkanı sunacağı zaman en temel, ikisinin de en temel hakkı bu arada o kamu hizmetlerine erişmek. Onu yaparken vatandaş sayısı üzerinden yapıyor. Bu çok ciddi bir problem çıkarıyor. Tam da bu işte mülteciler geldi, kiralarımız arttı, mülteciler geldi, artık hastaneye gidemiyoruz. Zun altyapısı burada. Yani eğer bir atıyorum 10 tane hemşirenin çalıştığı ilçeye nüfusu iki katına çıkarırsanız hemşire sayısının da doğal olarak 20'ye iki katına çıkması gerekiyor. Ama bizde ne yazık ki bu planlamalar önceden yapılmıyor. Artık ihtiyaca göre işte bir yerde sistem tıkandığı zaman orayı açmak için belki müdahale etmeye, yine Ankara'dan ihtiyacı tespit edip oraya bu şekilde karar veriyor. Çetin Hocam bahsetti, bu yerel yönetimlerle beraber çalışma, onlara inisiyatif sunma konusunda da aslında tabii ki yerel yönetimlerle merkezi hükümetin ilişkileri çok başka bir boyutta, politik bir başka ayakları da var. Ama göç konusunda da bu işbirliğinin, bu şeyin çok olmadığını söylemek mümkün. Çünkü şu anda en yetkili kurum işte İçişleri Bakanlığı ve AFAD üzerinden. Mesela kampı belediye yapmıyor ya da oranın ilçe belediyesi yapmıyor. Dolayısıyla oranın özgürlükleri çok dikkate tabii alınmıyor. Tabii ki, yani Ankara'daki bürokratlar merkezi karar verdiği için böylesi çatışmaların çıkması da gayet doğal bir hal alıyor. Evet. Oysa ki yerel yönetimler orada o şehirde yaşayacak nüfus olduğu için onların desteklenmesi, onların kaynak ve diğer teknik gereksinimlerin karşılanması gerekiyor ki o uyumu, o toplumsal uyumu daha rahat sağlayabilsinler. Evet. Peki Çetin Bey, demiştim ya belki hani demokratik Kuzey Suriye Demokratik Federatif Sisteme bir göz atmak gerekiyor. Nitekim tarihsel ve siyasal olarak parçalayarak, halkları birbirine düşman ederek bir yönetim tarzı izlenmiş emperyalistler tarafından da, bölgedeki devletler tarafından da. Siz aynı zamanda bir yazınızda Gagavuz Türklerini de örnek vermiştiniz. Bu ikisini son 10 dakika içerisindeyiz. Bir örnekle... Evet. Ya hızlıca hani söylemeye çalışayım. Şimdi Rojava hani deneyimi gerçekten Orta Doğu'nun hani kendi koşullarını ve Orta Doğu'daki işte o hani kabile denilebilecek ayrışmalara göz önünde hani bulundurduğumuzda, yani orası hani çölde bir vaha gibi bir şey. Yani şundan dolayı, çünkü hani Rojava kültürlerin, kimliklerin hani kendi farklılıklarını yok sayarak değil, yani bilakis kendi özgünlükleri ve farklılıklarıyla yönetime hani katılabilmelerinin bir imkan olarak hani sunulduğu bir öz yönetim, özellik biçimini aslında hani ifade ediyor. Şimdi tabii
o bölge konjonktürü açısından hani bunu değerlendirdiğimizde de dediğim gibi yani orası için hani çölde bir vaha. Ama hani çok yepyeni, çok orijinal hani bir şey olarak mı hani görmek gerekiyor Rojava'yı? Değil. Yani Rojava'da hani uygulanmaya çalışılan yönetim hani sisteminin hani benzeri, ama dikkat edin sadece yönetim sisteminden bahsediyorum. Yani oradaki kadın özgürlükçü yaklaşım, işte ekonomik hani yaklaşım vesaire açısından söylemiyorum. Yönetim sistemi açısından ortaklaşmacı demokrasi hani modeli olarak tarif edilen hani modeller Avrupa'da da işte dünyanın başka yerlerinde de aslında uygulanıyor. Uzun süredir hani uygulana gelen modellerden, yönetim modellerinden hani bir tanesi. Çin Uygur Türkleri. Yani tam orası değil. Yani mesela evet. Yani mesela Güney Tirol örneği verilebilir. Mesela Belçika hani örneği verilebilir. Yani kantonlar. Evet, yani öyle yani dil hani farklılıkları üzerinden kurulan ve grupların kendi o hani kimlik farklılıklarıyla kota sistemiyle yönetimde hani yer aldıkları, dolayısıyla seçimlere hani katılsın, seçimlerde kazansın ya da kazanmasın, o hani farklılığı nedeniyle yönetimlere katılma hakkının garanti altına hani alındı. Yönetim biçimlerinden aslında hani bahsediyoruz. Şimdi özellikle hani konusunda tartışma, yani Türkiye'deki hani tartışmalar açısından hani baktığımızda işte siyasi iktidarın hani Kürtlerin özellikle talebine nasıl yaklaştığını zaten hepimiz biliyoruz. Bunları hani yeniden tekrar konuşmaya gerek yok ve tahmin etmek için de müneccim olmaya da hani gerek yok. Yani Türkiye'de Kürtlerin öz yönetim ve özellik hani talepleri çok ciddi ve katı bir biçimde reddedilirken, buna karşın yani Türkiye 1996'dan bu yana işte Moldova'daki Gagavuz Türklerin, Hristiyan Türklerin öz yönetim, özellik yönetimlerini destekleyen, buraya yani eğitim alanında, kültürel alanında her türlü hani katkıyı sunan, dolayısıyla oradaki o özelliği hani yaşatan, bu anlamda desteğini, katkısını esirgemeyen bir ülke modeli olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi Gagavuz hani Türkleri dediğim gibi hani Moldova'da 1996'da özellik statülerini elde ediyorlar. Kendi bölge meclisleri var, yasama meclisleri var, kendi bölge başkanları var. Kendi kendilerini yönetiyorlar. Yani merkezi hükümetle ilişkileri elbette var. Zaten özellikliğin hani doğası zaten hani budur, bir merkez olacak. Orayla hukuki bir ilişki hani kurulacak, geliştirilecek. 1996'dan bu yana hani kendi kendilerini yönetiyorlar Gagavuz Türkleri. Türkiye yani örneğin Gagavuz'da okumuş olan öğrencilerin, tıp öğrencileri hariç diğer öğrencilerin hani Türkiye'de üniversite diplomalarını, okul diplomalarını denklik veriyor. Yani herhangi bir eşdeğerlik sorunu, problemi hani çıkartmadan denklik veriyor. Oradaki öğrenciler direkt kendi hani buraya gelip burada eğitimlerine devam edebiliyorlar. Önemli hani desteklerden bir tanesi bu. Mesela TRT kendi paket programlarını ücretsiz olarak Gagavuz yerine gönderiyor. İşte Türkçe, Türklük, o akrabalık ilişkisi üzerinden hani düşündüğümüzde, yani oradaki o kültürel hani canlanmaya katkı sunuyor. Bir anlamda bunun için herhangi bir ücret talep etmiyor gibi pek çok hani yardımları var ya, bu yardımı hani ilk başlatan hani Süleyman Demirel oluyor aslında. Süleyman Demirel ile birlikte başlayan bir süreçti. Yani diyorsunuz ki Gagavuz Türkleri örneğine ve Rojava örneğine bakmakta fayda var. Yani herhangi bir ülke bölünmesi söz konusu değil diyorsunuz. Yani öyle olsaydı zaten yani Türkiye o zaman yani Türkiye'nin kendisini bölücü müsün diye sormak gerekiyor. Gagavuz Türklerini niye destekliyorsun o zaman? Evet. Oradaki özelliği niye destekliyorsun diye sormak gerekiyor. Evet. Peki, çok teşekkürler akademisyen Çetin Gürer ve çok teşekkürler Af Örgütü Mülteciler Hakları Koordinatörü Sayın Volkan Görenda. Çok sağ olun. Satır arasının bu hafta sonuna geldik. Yarın satır arası yine saat 14'te sizlerle birlikte olacak. Hoşça kalın.